Herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Dün Linux işletim sistemleri ile alakalı olarak bir video çekmiştim. Ne yazık ki talihsiz olarak mouse ile ilgili bazı sesler duyuluyordu. Artı laptop PC'min bulunduğu, konumlandığı masada biraz gevşeklik vardı, sesler duyuluyordu. Bunun için çok üzgünüm, özür dilerim. Bununla alakalı tekrardan bir yeni bir video çekme gereksinimi duydum. Dolayısıyla notlarım var. İşte biraz daha hazırlıklı davrandım şimdi. Değerli arkadaşlar, Linux işletim sistemini kurmadan evvel mutlaka bilinmesi gereken temel bilgiler var. Örneğin işte donanımımıza uygun olan işlemci mimarisi. Burada ben notları aldım. Office Word açtım, işte notlar yazdım. Düşük donanımlara sahip olan bilgisayarların 32-64 bit, işte XFCE Mate, i3, OpenBox, JVM ve benzer. Yüksek donanıma sahip bilgisayarlar için seçim yapılacak masaüstüleri arayüzleri 32-64 bit, KDE, KDE Plasma, Debian, GNOME, Boutique, Cinnamon, arayüzlü herhangi bir dağıtım Linux işletim sistemi seçilebilir. Yani burada ben belli bir işletim sistemi adı vermeyeceğim. Birazdan DistroBox'ı ziyaret edeceğiz. Oradan Linux dağıtımlarının işte hit sıralamasına göre, her ne kadar ben çok adaletli bulmasam da hit sıralamalarını, ama bilindik olan dağıtımları seçmek tabii ki hem forum desteği bağlamında hem program uygulama kurulum ve kurma bağlamında, ilk ve son kullanıcı odaklı olması bağlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki doğal olarak. Arkadaşlar burada ben ekstra bir şey ilave ettim. Netbook, tablet, işte düşük donanımlı PC'ler için Android masaüstü, daha doğrusu masaüstüne kurulabilen işletim sistemleri de tercih edilebilir. Ben burada Phonix OS 32 ve 64 bit olan işletim sistemi de ilave ettim. Sitesini ziyaret edip oraya da bakarız arkadaşlar. Buradaki temel amaç arkadaşlar, netbook'un veya düşük donanımlı PC'nin ya da Android platformunun bir laptopta kullanılabiliyor olması, aynı telefonlardaki gibi. İşte Android, Google Play Store oyunları vesaire düşük donanımlı PC'lerde çok böyle hani artık donanımından ümit kesilmiş ya da işte 1 GB, 2 GB RAM'e sahip olan bir laptop PC'de kullanılabilir. Onun da sitesini ziyaret edeceğiz arkadaşlar birazdan. Arkadaşlar şimdi donanım kriterleri, uyumluluk, işlemci mimarisini bilmek, dağıtımı seçerken donanım özellikleri de iyice öğrenmek. Yani bunlar bir Linux işletim sistemi veya Windows veya herhangi bir sistem kurmadan zaten bilinmesi gereken şeyler. Bunu ben yine de buraya yazdım, belirttim. 32 bit mimarisi olan bir işlemciniz varsa arkadaşlar, 64 bit beğenmiş olsanız dahi 64 bit sadece bir dağıtım olsa onu kuramazsınız arkadaşlar. Onun için bu mimari donanım özellikleri, requirement, properties, bunları bilmek kesinlikle evveliyatında önemlilik arz ediyor arkadaşlar. Yani kurulumla hata, boşuna indirme, zaman harcama gibi durumlara mahal vermemek için bunları evveliyatında net ortamından öğrenmek mümkün. Donanım özelliklerinizi öğrenerek, karşılaştırma yaparak mutlaka öğrenin, bilin. Doğru dağıtımı seçmek, doğru arayüzde kullanmak, bunlar çok önemli arz ediyor. Arkadaşlar Linux işletim sistemi veya Mac OS X veya herhangi bir sistemi Windows yanına kurulabilir şekilde dual olarak kullanmak isteyenler Windows üzerinden disk yöneticisi üzerinden disk alanı mutlaka ayırmalılar ki eğer ki iki sistemi birlikte kullanacaklarsa şayet. Örneğin ben diyelim ki Windows 10 kurulu bende diyelim ki. Zaten kullanıyorum Windows 10. Kimseyi aldatmasın. Mutlaka Windows kullanıyoruz hepimiz aşağı yukarı. Kullandığımız uygulamalar var, programlar var vesaire. Ben 7-8 işletim sistemini tek disk üzerinden, partition üzerinden kullanıyorum arkadaşlar.
Dual Boot ve Boot Loader sayesinde. Arkadaşlar burada disk alanını ayırıyoruz. Linux işletim sistemini kurarken de seçtiğimiz, ayırdığımız diski seçerek o diske Linux işletim sistemine kurulum ekranından rahat bir şekilde kurabiliyoruz. Yani burada ben hepsini birlikte anlatma şansım ne yazık ki yok. Sadece özetleyerek anlatmak durumundayım. En azından bir ön bilgi olarak hafızalarda bulunur. Seçim yaparken, kurarken vesaire bir bilgi olarak geçelim bunu diye yazdım. Arkadaşlar rahat, hızlı, akıcı bir masaüstü şüphesiz XFCE Mate OpenBox i3 JVM. Burada JVM i3 OpenBox biraz yabancı gelebilir. Son zamanlarda, son yıllarda OpenBox i3 JVM ve benzer masaüstleri de var. Bunlar da oldukça seri ve hızlı çalışır. Ancak masaüstü arayüzü çok alışılagelen masaüstü olmadığı için ben burada XFCE ve Mate'i, özellikle XFCE'yi öneririm. Hem geliştirilebilir olması hem de üzerinde birçok değişikliği yapılıyor olması ilk ve son kullanıcı için hem Windows'tan aşina olanlar için özellikle XFCE ve Mate bunlar şüphesiz daha rahat, akıcı, aşinalığı gideren, gözü doyuran sistemler, arayüz olarak söylüyorum arkadaşlar. Yüksek donanıma sahip olan cihazlar için fark etmez diye yazdım. Zaten fark etmez, istediğini kurabilir. Yüksek donanıma sahip olan bir cihaza sahip olan kişi. Burada Cinnamon, işte Debian, Boutier, GNOME, yani en yüksek veya en düşük fark etmez. Birden fazla istediğini kurabilir. Seçim ona kendisine ait olur. Beğendiği sistemi rahat bir şekilde zaten kurabilir. Burada temel amaç hangi dağıtımı seçmek, hangi dağıtımın forum desteği, uygulama vesaire, popülaritesi, hit durumu, bunlara iyice araştırarak karar vermek, netleştirmek son raddede. Diğer taraftan arkadaşlar dikkat edilen hususlar nedir? Dağıtımların cihazınızla mimarisiyle rahat çalışıp çalışmayacağı, biraz önceki konuya değin, aynısı yine aynı şekilde. Belli videolu araştırmalar yapmak, videoları izlemek, beğendiğiniz bir dağıtımı hemen indirmeyin. Yani önce bir araştırın, donanımınızla uyumluysa, forum ve desteği iyiyse, uygulamalar vesaire, bunlarla mutlaka araştırmak lazım arkadaşlar. Bunları araştırıp netleştirdikten sonra bir dağıtımı indirip boşu boşuna zamanınızı, internetinizi harcamayın. Zaman değerli herkes için günümüzde artık. Özür dilerim arkadaşlar. Bugün biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Arkadaşlar Linux kurulumunda bilinmesi gerekenler Windows mantığından çıkmamız gerektiği arkadaşlar. Bunda ilave bilgi olarak eklemekte yarar gördüm. Arkadaşlar zaten bilindiği gibi son yıllarda artık teknoloji çok ilerledi. Solid State Drive, yani SSD diskler de gündemimizde artık. Hızlı oluşları, işte hızlı frekanslara sahip olmasından dolayı. Zaten onların üzerinde disk birleştirme ve benzer işlemler yapılmamakta. Ama Linux işletim sisteminde arkadaşlar donanım işlemleri, yani donanım üzerinde çalışma prensibi, karakteri Windows mantığı gibi değildir arkadaşlar. Dosya yapısı mantığında, virüs çalışmaması mantığında ve disk birleştirme yapılmaması mantığında. Onun için ben burada Windows mantığından mutlaka çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için birleştirme, virüs, bakım, tabii ki güvenlik önlemleri alınabilir, o konulara da gireriz. Ama genel bağlamda baktığımız zaman, yani bir Linux işletim sistemi kurduğunuz zaman bu gibi, yani Windows mantığındaki gibi işte birleştirmeler yapma, virüs tarama, işte arama, onarım, bakım, şudur budur, bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunu da ilave etmekte yarar gördüm. Hani en azından zihinlerde bir not olarak kalsın, bilin yani. Gönül rahatlığı. Dağıtımın arayüzü arkadaşlar. Şimdi bir dağıtım seçerken arkadaşlar örneğin 3 GB, 4 GB üzerinde bir dünya program var. Kullanmayacağınız, yani günlük iş, ofis işlemleri için 4 GB'lık bir dağıtımı indirmeyin arkadaşlar. Normal rutin işlemler için
Gerekli olan araç ve donanımlara sahip, donanım araç ve gereçlerine sahip, işte uygulamalara sahip olan bir dağıtımı, örnek vereyim 1 GB yazmışım ben. 1.5 olur, 1.6 olur, 1.2 olur, 1.2 olur vesaire. Yani minimal boyutlarda olan ve hızlı olan, adı bilindik olan, forum desteği olan, uygulamaları olan vesaire, rahat olan bu dağıtımları seçmek mantıklı olacaktır. Yani bu da bir detaydır arkadaşlar. Yani gözden kaçan detaylar, yani interneti sınırsız olsun fark etmiyor ama gereksiz uygulamalar yüklendikten sonra kullanmayacaksam eğer niçin hard diskimde yer kaplasın? Keza eğer düşük bir SSD diske sahipsem veya normal disk fark etmiyor, düşük boyut yer kaplayacak, boşuna indirip bu dağıtım seçerken bunlara da ben özellikle kendim bizzat şahsi olarak dikkat ediyorum. Arkadaşlar diğer bir konuda custom, yani özel Linux'ler. Bu customization Linux'ler arkadaşlar dünya genelinde oldukça son zamanlarda, son yıllarda popülaritesi olan son kullanıcı odaklı diyelim, ilk ve son kullanıcı odaklı. İçlerinde gerekli olan temel araç ve gereçlerin bulunduğu, kurulumdan sonra birçok uygulamaların optimizasyonu yapılmış ayarların gelmesi, kullanımda Linux kullanıcılarına bilhassa ilk ve son kullanıcı kuracak olan kişiler için rahat bir konforlu ortam sağlamakta. Bu da bir tercih arkadaşlar. Yani illa bir ülkenin bir dağıtıma mahkum kalmamak için dolayısıyla bu custom özel Linux'ler SourceForge sitesinde var veya internet üzerinde araştırılınca var. Mesela Arch tabanlı veya işte Ubuntu tabanlı. Benim kendi özelleştirerek yaptığım aşağı yukarı videodan bilirsiniz. Altına ben hep notlarımı yazarım. Blog sayfamda da mevcut. Macbuntu, Winbuntu dağıtımları var arkadaşlar. Ubuntu tabanlı, ilk ve son kullanıcı odaklı. Ben temel araç ve gereçleri içeriğine koydum. İlk ve son kullanıcı çok rahat bir şekilde Windows'dan işte Linux'e ilk kez geçecekler için ya da Mac arayüzünü sevenler için özelleştirdiğim custom Linux'lerdir arkadaşlar. Herhangi bir dağıtım, bunlar genelde kullanılan işte simge paketi isimleri vesaire, ben dağıtım olarak uyguladım. Ama gerçekten kullanılabilir, kullanışlı. Oldukça da rağbet gördü son zamanlarda. Ben ara ara zaman zaman işte güncelliyorum. Güncelleyip kernel ve uygulamalar blog sayfamda tnstr.com'da paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle başınızı şişirdim fazla ama böyle anlatıyorum. XFCD Debian Mate GNOME. Burada Debian operation system, Debian direkt işletim sistemi, bu Çinlilerin geliştirdiği. Ama masaüstü olarak artık Ubuntu DDE olarak da Remix kendi içine aldı. Yani Ubuntu tabanlı olarak Debian'i kullanmak isteyenler için iyi bir arayüz arkadaşlar. Güzel bir arayüz. Orta segment ve üst segmentte olan bir bilgisayarda çok rahat ve akıcı şekilde çalışacaktır. Ama üstlerde biraz önce bahsettiğim gibi çok düşük donanıma sahipseniz burada Debian'i, GNOME'u, işte Bootcake'i, KDE ve KDE Plasma'yı kesinlikle tercih etmeyin arkadaşlar. Oldukça donanım RAM çok fazla kullanacaktır. Her ne kadar çalışsa bile rahat, akıcı ve stabil bir ortam sunmayacaktır size. Düşükse eğer şayet donanımınız. Yüksek olan için orta ve üzeri rahat bir şekilde istediğini istediği şekilde kurabilir. Dağıtımların içerisinde arkadaşlar adına çoğumuzun bildiği işte Linux Mint var. Linux Mint, XFCE Mate ve Cinnamon. Cinnamon zaten Linux Mint'in kendi geliştirdikleri bir masaüstü. Aynı tıpkı Debian Çinlilerin geliştirdiği gibi. XFCE olarak kurmanızı tavsiye ediyorum. Hem orta hem üst seviye bir bilgisayarda oldukça seri çalışır. Linux Mint iyi bir dağıtım arkadaşlar. Yani üzerinde temel araç ve gereçler, uygulamalar ilk ve son, özellikle ilk kullanacak olanlar için Linux Mint oldukça iyi popülaritesi olan bir dağıtım. Her ne kadar distro başta birinci sırada olmasa bile. Bence ben distro başın hiç sıralamalarına çok itibar etmiyorum açıkçası söyleyeyim. En 100. sıradaki bir dağıtımı deneyip baktığım zaman ya diyorum niye 10. sıradaki dağıtımdan daha iyi bu diye düşündürüyor açıkçası beni.
Ben notlarımı bu şekilde aldım arkadaşlar. Belki eklerim, bunları da eklerim videonun altına tekst olarak. Arzu eden inceleyebilir. Ben bunları ekleme gereksinimi duydum. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar, hızlı bir şekilde, düşük donanımlarda veya yüksek fark etmez orta, XFCV Mate, işte i3 OpenBox CVM, KDE, KDE Plasma, Debian, GNOME, Butke, Cinnamon, GNOME vesaire, yüksek donanım orta ve üzeri kullanabilirsiniz, kurabilirsiniz. Şimdi dağıtımlara gelelim arkadaşlar. DistroWatch'a sitesine giriyorum. Biraz önce bahsettiğim işte Linux Mint burada. Üçüncü sırada şu anda. Arayüzlerle dağıtımların isimlerini ayrı tutalım arkadaşlar. Dağıtımların isim hepsi, yani masaüstlerin hepsi dağıtımların birçoğunda mevcut zaten. Genelleme yaparsak eğer, XFCE ve GNOME çatalı veya Debian son zamanlarda dağıtımların kullandığı bir arayüz. Ben Manjaro Linux'u arch tabanlı olarak öneririm. Bütün masaüstlerine sahip, XFCE, Mate var, işte i3 CVM veya istediğiniz masaüstü işte ortamı kurulabilecek yalın ISO dosyaları da var arkadaşlar. Burada şu anda mesela Elementary OS 5.1.4 stabil sürümü çıkmış. Bu da GNOME çatalı bir dağıtım arkadaşlar. Yani Mac ortamını sevenler için Mac görsellerini, efektlerini. Bana sorarsanız bu ortamı, yani Elementary OS'i ben açıkçası tercih etmiyorum. Masaüstünü çok kullanışlı bulmuyorum ama arayüz olarak, yani sadece günlük işleri, müzik, multimedya işte vesaire işlemler için kesinlikle kurulabilecek orta düzey ve üst seviye bir segmentteki bir cihaza kurulabilir. GNOME çatalı bir işletim sistemi. Burada arkadaşlar zaten o da 6. sırada. Elementary 6. sırada. Windows benzerliği açısından arkadaşlar, yani menüsü, grafikleri, efektleri vesaire, Zorin Operation System, Zorin'i tavsiye ederim. Zorin. Burada yine aynı konseptte Debian var. Ya hem Mac gibi hem Windows arayüz pencereleri, masaüstü şekli. Debian işletim sistemini de burada kesinlikle öneririm. KDE var arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi KDE. Kubuntu var arkadaşlar. KDE kullanıyor yine o da masaüstü olarak. Kubuntu'yu kurabilirsiniz. Lubuntu var. Lubuntu LXDE, LXQT, yani masaüstü arayüzünü kullanıyor. Çok çok eski olan ya da orta düzey fark etmez. Sadelik arayan, yani çok hızlı olsun, işlemci RAM'i çok fazla kullanmasın, özellikle düşük donanımlar için. Lubuntu işletim sistemini, Lite adıyla geçen, yine XFCE arayüzü kullanan Linux Lite. Bu da çok hızlı çalışan bir dağıtım ve içerisinde minimal, yani bir yapıya sahip. 32-64 bit platformlarında ISO dosyaları mevcut arkadaşlar. Arch kanalına baktığımızda arkadaşlar, Arch saf olarak, yalın olarak, yani kurulması ilk kullanıcı için çok tercih edilen bir dağıtım olmadığı için, ancak yapılandırılmış Manjaro Linux gibi dağıtım haline getirilmiş, kurulması kolay haline getirilmiş şekilde Arch Linux'u öneriyorum arkadaşlar. Hem yapımcısı hem site desteği, her ne kadar İngilizce olsa bile, kesinlikle denenmesi, kullanılması gerekli olan bir dağıtım. Ben tavsiye ediyorum Arch Linux tabanlı olarak kullanmak isteyenler için. Yani sitesinde bütün detaylar, ayrıntılar vesaire var arkadaşlar. Fedora var arkadaşlar. Yani Türkiye'de desteği olan Pardus gibi, Archman gibi, Arch tabanlı, işte Pardus Linux toplulukları var, PC Linux var, Fedora var, Debian var, Ubuntu zaten var, onu biliyoruz. Yani burada karar verme mekanizmamız, hem donanımımızı baz alarak masaüstü, beğendiğimiz masaüstü ortamı hangisi ise XFCE Mate, forum desteği, uygulama kurulabilirlik kolaylığı vesaire, bu gibi detaylara önem vererek, incelemeler, araştırmalar yaparak nihai ve net bir sonuç elde etmek için, doğru tercih yapmak için her şeyden önce bu ayrıntılara önem vermek gerekiyor arkadaşlar. Ben
Mesela kendi blog sayfamda hazırladım, kendi hazırladım. Dağıtımlar var, buraya başlıklarını da şey. Mesela Vimuntu. Vimuntu'yu kendim hazırladım arkadaşlar. Ve bugüne kadar deneyimlediğim, yani yaşadığım bütün sorunlar, şudur budur vesaire bildiğim için hazırlarken hep optimizasyonlarımı ona göre uyarladım bu sisteme. Biraz evvel de notlarım içinde bahsettiğim gibi custom, yani özelleştirilmiş Linux. Bir buradaki gibi bir Ubuntu, Manjaro, Mint vesaire gibi değil de bireysel, kendi hazırladığım, herkesin rahat kullanabileceği, kurulabilir olma, Ubuntu tabanlı desteği var, güncelleme alıyor vesaire. Burada inceleme yaparsınız. Forum, benim kendi forum sayfam arkadaşlar. gnu.linux.tr.blogspot.com. Aynı zamanda tnctr.com'da eski laptop, masaüstü bilgisayarlar için bir konu açmıştım. Başlığı burada arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar istediğiniz Linux dağıtımlarını inceleyerek özelliklerini, biraz evvelki anlattıklarımı da kapsayacak şekilde, hafızalarınızda anımsayacak şekilde karşılaştırırsanız, değerlendirirseniz ortaya çok net sonuç, nihai güzel sonuçlar çıkarak, doğru tercih yaparak bir dağıtım seçip kurup kullanmanız mümkün değerli arkadaşlar. Pardus'un Pardus çatalı sistem bir değerli arkadaşımız yaptı, koydu. Ben onu da bu sıralamaya ekledim. Yani forum desteği, Türkçe dil, çok Türkçe dil olmasın, ben İngilizce istiyorum diyenler için de zaten Linux özgür bir dağıtım kanalı, sistemi. Böyle seçim, DistroWatch'a girip DistroWatch'tan beğendiğimiz bir dağıtımın özelliklerini inceledikten sonra, gerekli temel araştırmaları yaptıktan sonra bir indirmeye karar verebiliriz arkadaşlar. YouTube videolarını izleyebiliriz, forum sayfalarına girebiliriz. Yani burada mesela hiç sıralamasında 100 tane dağıtım var. Yani adı geçen, aşağı doğru ineyim. Mesela burada Slux dağıtımı var, işte 96. sırada. RTX var, 81. sırada. Örneğin burada görmüşken onu da söyleyelim. Daha önceki videomda da anlattım. Yani video, fotomontaj, ses, multimedya vesaire zengin içeriği olan uygulamalarla haşır neşirseniz Ubuntu Studio'yu kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. XFCE üzerine yapılandırılmış bir dağıtımdır. Kurulumu ve kullanımı oldukça da rahat ve stabildir. Boyutu büyüktür ama eğer ki bu işlerle uğraşıyorsanız Ubuntu Studio'yu tavsiye edeceğim bir dağıtımdır arkadaşlar. Kesinlikle indirip kurabilirsiniz. Bu sıralamalara çok itibar etmeyin arkadaşlar. Hakikaten uygulamalar, yani dağıtımlar, yani öyle değil. Kullanınca farkı anlıyorsunuz zaten, sıralamanın önemsiz olduğunu. Ubuntu Budge var arkadaşlar. Bu da GNOME, Debian melezi bir sistem gibi. Yani Mac görünümünde bir sistem. Ama dediğim gibi orta ve üzeri segmentte olan cihazlar için kurulabilecek şekilde biraz RAM ve işlemciyi fazla tüketiyor arkadaşlar. Ama son sürümünde durum nedir bilmiyorum. Yani hakkını yemeyelim. Ama görsel olarak, kullanım olarak, kullanışlılık olarak gerçekten tatlı, hoş bir görünümü var. Tavsiye edebilirim bu dağıtımı. Görsellik arayanlar özellikle. Arayanlar için. Burada Ubuntu Mate var arkadaşlar. Ubuntu Mate de arkadaşlar içeriğinde yani Compiz füzyon, yani 3D. Gerçi ben dağıtımlarımda da, kendi hazırladığım dağıtımlarda da var. Ubuntu 2020'nin en son sürümünde. 3D çok boyutlu, multi, masaüstü özelliklerine sahip ve masaüstü başlat menüsü, görev çubuğu vesaire değişimlerini yapabileceğiniz özellikleri içeriyor Ubuntu Mate'de. Yani ben sadece dağıtım kurayım, işte Mate olsun, herhangi özelleştirmeye gerek yok, kendim yapayım, özelleştireyim diyorsanız Ubuntu Mate seri ve stabil çalışan bir dağıtımdır. Masaüstü arayüzüdür arkadaşlar. Zaten Mate diye geçiyor. Onun haricinde arkadaşlar Xubuntu arkadaşlar. Saf bir XFCE'yi kurmak isteyenler için, düşük ve orta segment cihazlar için Xubuntu temel internet tarayıcıları, ofis işlemleri ve benzeri günlük işlemler için, sadelik arayanlar için kesinlikle tavsiye edeceğim bir işletim sistemi. XFCE'dir direkt.
Yani sonradan kendiniz, bendiniz uygulamaları. Zannedersem en son 2004 Long Term Support, LTS, uzun süreli destek olan ISO dosyası çıktı. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra arayüzleri ve dağıtım ismini temel olan araştırmaları yapıp gerekli kurulum yönergeleri, kuruluş, kurulumu nasıl, uygulamalar nasıl kurulur vesaire. İnternet üzerinde zaten zengin içerikler mevcut. Forum sayfalarında da arkadaşlar. Burada dediğim gibi iş sıralaması Manjaro, MX Linux, Mint. MX Linux'u ben bir kez denedim arkadaşlar. Çok beğenmedim açık söyleyeyim. Yani advanced, yani gelişmiş kullanıcılara daha çok. Yani ilk kullanıcı da kullanabilir ama orta ve üst seviye kullanıcılar için olduğu kanaatindeyim. Keza belki de burada ilk sırada olmasının nedenlerinden belki birisi de olabilir. Tahmin ediyorum yani. Arch kanalında Arch tabanlı Manjaro, Debian, Ubuntu tabanlı Mint, Linux Mint. Kesinlikle özellikle ilk kullanıcılar için tavsiye ediyorum. Ubuntu Unity'si biraz ağır oluyor. Ubuntu'nun yine Xubuntu, Lubuntu zaten Ubuntu tabanlıdır hepsi arkadaşlar. Ubuntu'yu orta segment ve üst segment bir donanımınız varsa denemeye değer. Ve arayüzler arkadaşlar, yani burada ben dosyamın içinde de belirttim aşağıda. Biraz aşağı inelim noktalar arasında. Mesela bir dağıtımı kurdunuz arkadaşlar. Linux, Mint, Ubuntu veya herhangi birisini. Burada diyelim ki XFCE'yi kurduk ama Debian'i de kurmak istiyoruz veya Mate'i veya Gnome'u. Bunlardan bu arayüzleri de aynı tek sisteme kurup oturum ekranından bu arayüzlere geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla ki farklı bir dağıtım kurmanız gerekmiyor. Yani birden fazla 3 tane 5 tane masaüstü ortamını oturum ekranından değiştirecek şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Yani oturumu kapatıyorsunuz. Diyelim XFCE'deyken yani kapatıyorsunuz. Debian'e geçmek istiyorsunuz. Debian'i seçip direkt Debian masaüstü arayüzüyle açabiliyorsunuz. Linux Mint, Ubuntu veya Manjaro veya farklı bir Linux sistemi. Arkadaşlar Android, biraz evvel bahsini ettim. Android işletim sistemleri, yani masaüstü netbook, eski bilgisayarlara kurulabilecek, hayat verebilecek sistemler de var. Ben Phoenix OS seçtim burada. Çok var aslında, sayısız Chromebook, Chromiumbook vesaire. Ama kendim bizzat denedim VirtualBox üzerinden. Oldukça rahat kullanımı var. Yani Android tabanlı sistem kullanayım. Oyunlar vesaire, Google Play Store, kendi account'unuzla, hesabınızla giriş yapıp kurulumu 5 dakika, 10 dakika bile, 5 dakika falan sürdü. Yani o kadar hızlıydı. Buradan şeyine girelim, sitesine. Evet arkadaşlar. Ben linklerini arkadaşlar kaynak linki olarak ekleyeceğim. İlk açıldığında kurulumdan sonra arkadaşlar bir Windows 10 izlenimi var. Yani işte sağ prop bar, işte buradaki sidebar, başlat menüsü vesaire işte. Oldukça rahat çalışıyor arkadaşlar. Yani ama tabii tavsiyem 1 GB ve üzeri bir sistem olursa, RAM olursa, 32 ve 64 bit şeyleri var arkadaşlar, ISO dosyaları var. Aynı zamanda Windows üzerinden de exe olarak Windows yanına kurma olasılığı da var bu sistemin. Arzu eden o şekilde kurabilir. Arzu eden ISO dosyasını indirip Rufus yazdırma programıyla veya kullandığı bir multi-boot, boot edilebilir farklı uygulamalar varsa, YUMI gibi, Universal Bootloader gibi, ne bileyim işte, buna benzer bir uygulamalarla da ISO dosyasını FAT32 olarak bir USB diske veya harici external bir diske yazdırıp boot ederek isterse live olarak kullanabiliyor. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Bu Linux işletim sistemleri için de geçerli zaten. Bu işletim sistemini arkadaşlar zaten burada da yazıyor, Android 7.1. Yani Google Play Store'dan oyunlarınızı, uygulamalarınızı, eski netbook veya işte laptop, düşük donanımlı PC'lerde artık ben Windows çok ağır geliyor, ya artık kuramıyorum, çok sıkıcı, donuyor, kasıyor diyenler için bir alternatif olabilir bu da arkadaşlar.
Keza işte eski Linux işletim sistemleri gibi bir alternatif muadil olarak, sistem olarak görebiliriz arkadaşlar. Ben burada bütün hepsini, yani tek tek bütün işletim sistemlerini keşke öyle bir şansım olsaydı. Deneme şansım şu an yani donanım kapsamında çok mümkün değil. Ancak anlatarak bunları sizlere dile getiriyorum arkadaşlar. Mazur görün bu konuyu. Arkadaşlar Phoenix OS gerçekten tutarlı, kullanılabilir. Aynı zamanda kurulduktan sonra kaldırma özelliği de var arkadaşlar Windows yanında kurulumda. ISO dosyası, yani biraz önce de bahsini ettim. Yani Linux kurulumunda Windows yanında kuracaksanız disk alanı ayırıp bu sistemi de Windows yanına ayrılan disk alanına kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hem platform olarak Windows hem Mac üzerine kurulabilir özelliğine de sahip bu Phoenix OS. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Google Play Store'da oyun açtım, uygulama kurdum vesaire. Gayet akıcı, stabil, seri. Yani ekranda çözünürlük ayarları desteği vesaire de var. Yani bir masaüstü ortamı kullanıyor, izlenimini kesinlikle veriyor. Yani sanki Android değil de Linux, ya zaten Linux tabanı kerneli üzerine yapılandırılmış. Farklı platformlar, farklı isimlerde Linux sistemleri de var arkadaşlar, şey Android sistemler. Onlar için belki ayrı bir videoda çekebiliriz. Sorun olmaz. Burada arkadaşlar eski, biraz evvel de giriş yaptım. Macbuntu, Winbuntu, Porteus Linux, Lubuntu, işte Linux Lite, düşük ve orta segmentler için tercih edilebilecek sistemler. XFCE, yani notları ben videonun altına da ilave edeceğim zaten. Burada hedef dağıtımdan çok masaüstü arayüzü ve dağıtımın desteği, forum desteği, donanım rahat kurulabilir olması, arayüzünün sizin tarafınızdan beğeniliyor olması ve donanım kriterlerinize uyumlu olması. Bu detayları eğer öğrenip öğrendikten sonra, netleştirdikten sonra tamamen sizin tercihinize kalıyor dağıtım seçimleri vesaire. Evet arkadaşlar, yani benim düşüncelerim, genel düşüncelerim işletim sistemleriyle alakalı, DistroWatch incelemem, Linux işletim sistemleri hakkında, masaüstü arayüzleri hakkındaki görüşlerim bunlar şimdilik arkadaşlar. Bir önceki videom çok sorunluydu. Ses gürültü patırtı vardı. Bundan dolayı tekrar özür diliyorum herkesten. Tekrardan bir detaylı video çekeyim dedim. Gereksinim duydum. Umarım yararlı olmuştur herkes için. Ben videomun altından dileyen, isteyen sorular sorabilir, düşüncelerini paylaşabilir. genio.linux.tr.blogspot.com'dan gerek tnctr.com'dan da Linux konularımın altından yazabilirsiniz. Ben nick adım Forgest, tnctr'den ben Forgest, Murat Atıcı. Arkadaşlar her türlü soruyu dile getirebilirsiniz, sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Şimdilik söyleyeceklerim, düşündüklerim bunlar arkadaşlar. Ben bir ITC yazılımcı falan değilim arkadaşlar. Uzun yıllardır Linux kullanıyorum. Yani Linux işletim sistemleri kullanıyorum. Aşağı yukarı birçok dağıtımı kullandım. Windows da kullanıyorum. Yani doğru söylemek gerekirse. Linux işletim sistemi konusu çok derin bir konu. Yani konuşmaya başlasam sabaha kadar anlatırım, bitmez yani gerçekten. Ama hakikaten temel olan, bilindik olan dağıtımlara daha çok önem verin. Desteği olan, forum desteği olan, işte uygulama desteği olan, bilindik olan dağıtımları tercih edersiniz donanım kriterlerinize uygun. Daha doğru tercih olacaktır. Evet arkadaşlar, her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar efendim.